Kötülüklerin ve Erdemlerin Çağrısı Yazan Bertolt Brecht Çeviren Ahmet Cemal Seslendiren Nimet Olcar Baskı'nın geçenlerde düzenlediği suarede ünlüler müzik eşliğinde sahneye çıkıp iktidara bağladıklarını sundular. Kincilik vicdan gibi giyinip taranmış geldi, hiç hata yapmayan belleğinden örnekler sergiledi. Bu bodur boylu sakat kişi büyük alkış topladı kalabalık yardım ister gibi çevresine bakınırken talihsiz bir antre yaptı. Sahnede ayağa kayıp düştü. Ama durumu öyle güzel toparladı ki öfkeyle sahneye vurunca ayağını sahne delindi. Ardından kültür ödük sahne aldı. Ve ağzından köpükler saçarak cahilleri öğrenme yükünden kurtaracağına and içti. Bilgiçlere hayırdı sloganı ve cahiller onu yıpranmış omuzlarına alıp dışarıya kadar taşıdılar. Eziklik de göründü sahnede. Büyük bir açlık sanatçısı gösterişi yaptı. İnerken de kendi eliyle yücelttiği birkaç besili haydudun önünde saygıyla eğilmeyi ihmal etmedi. Sevilen bir komedyen olarak mazarratlık salonu neşelendirdi. Ne var ki kasıklarını tutarak gülerken küçük bir fıtık geçirdi. Tanıtma programının ikinci bölümünde sahneye ilk çıkan ihtiras uzun boylu bir sporcuydu öyle bir zıpladı ki küçük kafasını tavan kirişlerine vurdu. Ama kafayı vurunca da bir şenlik yöneticisi taktığı madalyayı onun doğrudan etine iğnelediğinde de gözünü bile kırpmadı. Belki sahne heyecanından biraz benzi uçuk göründü adalet. Küçük ayrıntılar üstünde durdu ve yakın gelecekte daha kapsamlı bir konuşma sözü verip ayrıldı. İlimbaz, genç ve yapılı delikanlı, rejimin onun gözünü nasıl açtırdığını ve kötü toplumsal durumların asıl sebebi olan kemer burunluları nasıl fark ettiğini bir tebliğ ile açıkladı. Derken fedakarlık çıktı. Saf yüzlü, uzun, çelimsiz bir oğlan, nasırlı elinde büyük bir sahte çinko kap. İşçilerden yardım parası toplarken de bitkin ve hafif sesiyle çocuklarınızı düşünün dedi. Kelini temiz bir takke ile örtmüş düzende çıktı sahneye. Yalancılara doktora payesi, katillere de cerrah lisansı dağıttı. Geceleri arka avlulardaki çöp bidonlarından hırsızlığa çıktığı halde gri elbisesinde tozun zerresi görünmüyordu. Soyulanlar oldukça uzun kuyruklar halinde onun masasına uğradılar. O da damarları çıkmış eliyle hepsine fatura kesti. Tutumluluk, düzenin hemşiresi olur kendileri, Hastanelerdeki hastaların dişlerinin arasından kazıyıp topladığı ekmek artıklarıyla dolu bir sepet sundu. Boynunda kırba cizleriyle çalışkanlık, ardından Azrail kovalıyor gibi nefes nefese geldi ve ücret almadan bir gösteri yaptı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir obüs topu çıkardı ortaya ve içine doldurmak üzere kimsenin bir aa demesine fırsat kalmadan 2000 ailelik zehirli gazı imal ediverdi. Tüm bu ünlüler soğuğun ve açlığın bu çocukları ve torunları halk önünde sahneye çıkıp baskıya hizmet sundular pervasızca.